Ben Nuri Varlık, Sahiliyence Mahalle Muhtarı. Köyümüzde açlı ceviz fidanı üretmekteyiz. 1983 yılında köyümüz ceviz fidanıyla tanıştı. Ceviz fidanı 1983 yılından günümüze bugüne kadar geldi. Ceviz fidanında Türkiye'de ilk önce söz sahibi olduk. Şu an Avrupa ülkelerinde söz sahibiyiz. Dünyaya tamamen bandırmayı ve ceviz fidanını tanıtmak istiyoruz. Bunun için de devletimizin bize destek olmasını istiyoruz. Devletimizin destek olmasında il tarım, ilçe tarımların sağa inmesini istiyoruz. Burada destekler veriyor, desteklerden yararlanan çiftçiler fidanlarını bakmıyor. Eksilen fidanları tamamlattırmıyor. Onun için ilçe tarım ve il tarımların sağa inip daha düzgün, daha muntazam üretim yapmamızı sağlaması, kaçak üretimin önüne geçmesini istiyoruz. Bir ikinci konu, Avrupa'da artık biliyorsunuz kara düzen bitik. Bunun için doku kültürüne geçmemiz lazım. Doku kültürünün de maliyeti çok yüksek. Bir de bir tane doku kültür laboratuvarı, Sahiliyence olarak doku kültür laboratuvarı gerekli. Bunu da devletimizden Bandırma'daki 17 Eylül Üniversitesi bünyesinde kurulmasını istiyoruz. Şu tıra şu an 35 bin tane açlı ceviz fidanı, meyve çöğürü ve meyve fidanları gönderiyoruz. Bunun için bu sadece burada bugün 2 tane tırımız var. Her gün burada en az 4-5 tane tır sarılır. Hepsi sertifikalı. Tarım Bakanlığı'ndan bütün kontrolleri yapılmış, ön izinleri alınmış. Yerine teslim edilir. Yaklaşık 36 tane ülkeye gidiyor. Bulgaristan, Yunanistan, Azerbaycan, Kosova, Ukrayna, İtalya, Moldova, Rusya. Bunun gibi birçok ülkeye çıkışımız vardır. Bu verileri İl Tarım Müdürlüğü'nden ön izin belgesini aldığımız için İl Tarım Müdürlüğü'nden de hangi ülkelere gittiğini tespit edebiliriz. Zamanında Altay cevizi diye bir ceviz çıktı. Biz bunu her yere resmi olarak devletimize de bildirdik, tarım ilçelere de bildirdik, tarım il müdürlüklerine de bildirdik. Bu fidanın yabani olduğunu bildirdik. Altay cevizi adı altında bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya bu cevizi sattılar. Şimdi de aynı propagandayı Sahiliyence üzerinden yapıyorlar. Yabani çöğürlere, aşı olmamış çöğürlere, faturasız, sertifikasız, Tarım Bakanlığı'nın vermediği belgesiz çöğürlere Sahiliyence köyü adı altında televizyon kanallarında satış yapıyorlar. Sahiliyence köyüyle hiçbir alakası yoktur. Tamamen propaganda yapılmaktadır. Üretim merkezi burası olduğu için, aşılı ceviz fidanın merkezi Sahiliyence köyü olduğu için, herkesin aklında Sahiliyence olduğu için Sahiliyence'yi kötü diyorlar. Peki. Avrupa şu anda kolon amaçlara, paradoks köklere geçti, laboratuvarlar kuruldu. Biz de böyle bir devletimizden adım bekliyoruz. Üniversite olsun, başka yer olsun. Bu kolon anaçlar için devletimizin bize öncülük yapmasını istiyoruz. Biz de Avrupa ile rekabet edelim. Gördüğünüz nerede sana? Burada da ana para.